Evet arkadaşlar, herkese selamünaleyküm. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Uçum kümesindeyiz. Geçen videoda izlediniz. Artık kuşlarımızı uçuracağız. Yerimizi yaptık, hedefimizi yaptık. Şimdi uçum kümesindeyiz ama burada uçacak kuşları çekelim dedik. Burada uçacak kuş pek yokmuş. Ne var? 2 tane mavi, 1 tane de arka tepe dumanlımız var. Bunlar uçacak. Bunlar bu komşu verdi onu. Dursun diye İbo abi verdi. Erkek. Burada da yaşlı bir dişimiz var. Burada 3 tane kuşumuz varmış. Neyse. Şimdi öbür kümese gidelim. Kuş ayırımı yapacağız. Uçuracağımız kuşları ayıracağız tek tek. Onların kanatlarını bantlayıp buraya uçum kümesine koyacağız. Şimdi öbür kümese gidip bakalım. Evet arkadaşlar, damızlık kümesimize geldik. Şimdi burada uçacak kuşlarımızı seçeceğiz. Şimdi bir kere şu ön tepe uçacak. Şu ön tepe uçacak. Bunlar yavru kızması ama bunlar bayağı olmuşlar yani. Şurada yavru bir beyazımız var. Şurada 3 tane de arka tepe dumanlımız. Şurada bir tane mavimiz var. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane kuşumuzu buradan alacağız. Öbür tarafa koyacağız arkadaşlar. Bakalım, onları bir deneyeceğiz. Evet arkadaşlar, kuşların kanatlarını bantladım. Kuşların hepsini koydum buraya. Nasıl diyeyim size? Bantladım ama arkadaşlar, çok sağlam bantladım böyle, var ya, öyle böyle değil. İki kanadını birden bantladım kuşlarımızı. Aralarında hatta daha cikleyen yavrular var. Bizim dumanlılar daha cikliyor arkadaşlar. Şurada bir tane İstanbul beyazımız cikliyor. Büyük kuşlar var. Şu ön tepe beyazları eşti onlar. Yani eş diye ayırmıştık ama yumurtlamıyorlar. Büyük bir ihtimal ikisi de erkek. Onları koyduk. Şurada var bir tane yavru, iki tane beyazımız var. Gördüğünüz gibi. Bunlar hep uçacak gibi. Burada bir tane kart bir dişimiz var. Bu öncü kuş arkadaşlar. Bu çok önemli bir kuş. Onun da kanatları açık ama bu biraz şey, kart. Titriyor, hasta gibi artık. Yolcu yaşar mı yaşamaz mı bilmem. Her neyse, kuşlarımızın hepsini bantladık. Şurada bir tane mavimiz var. Bu kaşlı dumanlı. Şunların kardeşi. Kardeşi değil, yok. Amcası, ablası, amcası, alası falan, öyle bir şey. Babasılarının kardeşi. Her neyse. Yani sağlam iki kanadını da bantladık kuşların. Bayağı bir kuşumuz oldu. Bu kuşları Allah'ın izniyle uçuracağız. Şu bizim kaşlı arka tepe dumanlılarımızı göreceğiniz. İstanbul beyazlarımızı göreceksiniz. Şimdi bunları böyle buraya koyduk. Şimdi bunları bir gün boyunca burada bırakacağız. Yani bir gün, yani bugün, bu akşam bantladık onları. Artık yarın akşama kadar böyle duracaklar. Biraz tabii yuvayı yabaniliyorlar. Yuva biraz şey geliyor onlara, ters geliyor. Yem çok az bir şey vereceğiz. Çünkü bunları dışarı alıştırmamız lazım. Dışarı alıştırmak için de kuşları aç bırakmak, yani tam doyurmamak, bak aç bırakmak demeyeyim arkadaşlar. Bunu yanlış anlayanlar var. Hayvanları böyle deli gibi aç bırakıyorlar. O sıkıntı olur. Yani bunları böyle yarı aç bir şekilde, tam doymamış bir şekilde bırakacağız. Yani hayvanlar biraz şaşıracaklar, biraz dengeleri bozulacak ama ondan sonra tekrar düzelecek onlar. Şimdi böyle ben bu akşam çok az bir şey besleyeceğim. Tam doyurmayacağız. Yara aç kalacaklar. Artık yarın akşam kısmet olursa, aslında bir iki gün dursalar, yuvaya alışsalar, işte yuvada böyle yer belirleseler. Çünkü bildiğiniz gibi kuşlar böyle kendilerine yer belirlerler. Hep orada tünerler kuşlar. Aslında öyle birkaç gün durup kendilerine yer belirleyip işte kümesi, yuvayı kendine bir benimseler çok iyi olur ama hani biz yani vakit daha kaybetmek istemiyoruz. Çünkü aralarında çok cik yavrular var. Şu bizim şeyler bayağı bir cik. Şurada daha cikliyorlar yani arkadaşlar. Hani çabucak alıştırmaya çalışacağız. Çünkü bu sene, yani bu sezon uçurmamız lazım kuşlar arkadaşlar. Yani kuş uçmadı mı, oyun kuşu uçmadı mı olmuyor. Yani biz de göreceğiz, siz de göreceksiniz. Şu ben mavileri merak ediyorum. Bunlar nasıl yapacak? Onları merak ediyorum. Bu İstanbul beyazları, dumanlıları bildiğimiz kuşlar ama
Yine de bir şey yapacağız çünkü torununun torunu falan oluyor artık bunlar. Bakalım çalışacak mı, çalışmayacak mı? Onları da hep beraber bir göreceğiz. Hatta bizi takip ederseniz, yani bildirimleri açarsanız siz de bizden taktik alırsınız. Yani yuvaya alıştırma, uçurma, işte hedefe alıştırma falan öyle şeyleri. Gerçi bunların videolarını çektik. Eski videolarımız da var hep ama oradan da yani buradan da yeni bir fikir kendinize edinebilirsiniz. Artık sizin yuvanıza, kümesinize, kuşunuza bağlı olarak. Dediğim gibi şimdi bunlar böyle biraz aç kalacaklar. Artık yarın akşam olunca oradan kuşlarımızı dışarıya salacağız arkadaşlar. Yani bizi takibe devam edin. Instagram sayfamız var, Tatar Sedat 34. Oradan bize soru sorabilirsiniz. Oradan da resimler, videolar, ufak çaplı şeyler paylaşıyoruz. Şimdi bunlar böyle yara aç bir şekilde yarını bekleyecekler. Artık yarın büyük gün. Biraz uçuracağız. Gerçi biraz bugün havalar bozuk ama bakacağız yarın artık neyi gösterir göreceğiz. Dediğim gibi arkadaşlar kendinize iyi bakın. Yarın videoyu hemen paylaşacağım. Hiç bekletmeyeceğim. Hemen bu videodan sonra yarın hemen videoyu atarım. Büyük bir ihtimal. Yani böyle kısa kısa bakacağız. Alıştırmaya çalışacağız arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.